Merhabalar, Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir Alman salatası tarifi vermek istiyorum. Muhteşem bir sosu var arkadaşlar. Bu sosuyla beraber diğer malzemeler birleşince harika bir lezzet ortaya çıktı. Hadi hep beraber yapım aşamalarına geçelim, tarifi de görelim. Salatamın malzemeleri şöyle görmüş olduğunuz gibi patates, soğan, salatalık turşusu ve bezelyeden ibaret. Ve mor lahana tabii ki. Şöyle mor lahanayı görmüş olduğunuz kadar elimdeki parça kadar incecik dilimliyorum. Yaklaşık olarak 4'te 1 mor lahana sayılabilir bu. Tabii siz malzemenize göre bunu azaltıp artırabilirsiniz. Eğer bıçakla kesmek kolay geliyorsa benim gibi bıçakla kesin. Soyacak ile kesmek daha kolayınıza geliyorsa bir soyacak yardımı da alabilirsiniz tabii ki. Şöyle incecik doğruyorum. Bütün lahanayı doğradım. Şöyle üzerinden yine bir bıçak darbeleriyle biraz daha ufaltmaya çalışıyorum. Zaten yeterince ince ve küçük ama biraz daha ufalsın istiyorum. Salatamı derin bir kaba alıyorum. Lahanalarımı kesmiş olduğum lahanaları öncelikle alıyorum. İki tane büyük patatesim var. Onu önceden haşladım ve soydum. Şimdi onları küp küp küçük dilimler halinde kesiyorum. İki tane de büyük salatalık turşum var. Onları da yine küçük parçalar halinde keseceğim. Damak tadınıza göre bunu birazcık artırabilirsiniz. Yani 3'e 4'e çıkartabilirsiniz tabii ki. Ben 4-5 kişilik bir salata tarifi verdim ama bu malzemeyi artırıp sizler daha fazlasını yapabilirsiniz elbette ki. Ve de bir tane soğanım var arkadaşlar. Ben kırmızı soğan kullandım ama normal beyaz soğan da kullanabilirsiniz elbette ki. Onu da jülyen şeklinde incecik doğradım. Malzemelerimi kestim. Şimdi mor lahanayı 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edip elimle ovuşturuyorum. Bu şekilde o lahananın sertliğinin gitmesini istiyorum. Sertliğe giden lahana çok daha lezzetli bir yumuşak yiyime sahip olacak çünkü. Gördüğünüz gibi hem hacmi azaldı hem de o sertliği gitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bütün malzemeleri bir araya getirme zamanı. Doğramış olduğum haşlanmış patatesimi, salatalık turşusunu ve soğanı lahananın üzerine ekliyorum. Bir kasede konserve bezelyem var. Onu da malzemelerin üzerine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi salatamızın en önemli kısmı olan sosunda sıra. Sosu için mayonezimizi kendimiz yapacağız. Çok lezzetli bir mayonez tarifi vereceğim şimdi size. Bu salatanın gerçekten lezzetine lezzet katan bir durum. Yarım su bardağı zeytinyağını karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir tane yumurta kırıyorum. 2 diş sarımsağım var. Eğer rahatsız ediyorsa ya da sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama çok çok yakıştı. Bunu söylemek istiyorum. 1 çay kaşığı tuzum var ve 1 yemek kaşığı hardalım var. Hardal da yine aroma ve lezzet katması açısından çok güzel oldu, onu da söylemek istiyorum. Ve de sıkmış olduğum limonun suyunu koyup şimdi ben smoothie makinesinde bunu güzel bir şekilde karıştıracağım, harmanlayacağım. Sizler bir o uzun blenderlar var ya, onlarla da aynı işlemi yapabilirsiniz tabii ki.
Makinemi durdurarak yaklaşık olarak 5 dakika bu şekilde mayonezimi karıştırdım. Güzelce blenderdan geçirdim. Şöyle kıvamı görmüş olduğunuz gibi oldu. Bu soğudukça kıvam alacaktır. Ama ben şu an salatam için kullandığım için bana bu kıvam yeterli. Hemen mayonezimi aldım, salatamın üzerine döktüm. Merak etmeyin, kapta kalan bütün mayonezi salatama yedirdim arkadaşlar. Şimdi bütün malzemeleri hep beraber karıştırıyorum. Güzelce karıştırmış olduğum salatamı şimdi tabağa alıyorum. Arkadaşlar bu salata kesinlikle favorilerinize girecek. Bunu söylemek istiyorum. 5 çaylarınızda, gün menünüzde bu salataya da artık yer vereceğinizden eminim. Hem rengi hem lezzeti o kadar güzel ki kesinlikle her yiyen tarifini soracak. Bu Alman salatası bence mükemmel oldu. Eşim de çok çok beğenerek yedi. Ve de vitaminli bu kış günlerinde lahananın kıymetini bilip onu bol bol değerlendirmeli diye düşünüyorum. Sizler de beğendiyseniz lütfen yorum ve beğeni kısmına hem yorumunuzu yazın, fikirlerinizi yazmış olursunuz. Beğenilerinizi de yaparsanız çok memnun olurum. Şöyle yakından bakın. Yani gerçekten harika bir salata değil mi? Hadi bakalım, beğendiyseniz sizleri de bekliyorum o zaman. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmadıysanız da lütfen abone olup zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın.